TV 264 ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Aziz Güvener'le birlikte günaydın abi, hoş geldin. Günaydın. Ben de herkese hayırlı günler diliyorum. Evet, nasılsın? Çarşamba sabahından. Evet, haftanın ortasındayız. İyiyiz valla, nasıl oğlum, haftanın ortasındayız işte. Geldik yine. Evet. Sabah sabah. Gündemi değerlendiriyor. Yani bizim program evet çok erken değil. Hani mesela bazı yerlerde çok evet. Daha erken olabiliyor. Bizim için çok erken değil belki ama işte bir hazırlık süreci, bir ayılma süreci falan biraz yoruyor açıkçası. Zor oluyor bizler için de ama çok şükür programımıza başladığımız zaman tüm her şeyi geride bırakıyoruz. Evet. Bugün ne var? Maç var. Evet, bugün Sabancı Spor'un 3. playoff karşılaşması var. Saat 3'te. Bu karşılaşmada bizim ekranlarımızdan canlı olarak yayınlanacak. Cuma günü de aynı şekilde Sapanca'nın maçı var. O maçı da canlı olarak göreceğiz. O da Yalova'daymış. Evet, Yalova'da oynanıyor playoff maçları. Evet, bu bizim evet. Ekip arkadaşlarımız da gittiler sabahın erken saatlerinden itibaren. Maç saat 3'te canlı olarak naklen yayınlanacak efendim. Bilginiz olsun izlemek isteyenler için. Evet, bugün böyle bültenimiz, siyaset var, böyle sinirleneceğimiz görüntüler var, doktorlarımız var, belediyemiz var. Yani her kalemden bugün haberimiz var. Hemen siyasetle başlamak istiyorum. Yani Ender Serbest CHP'ye katıldı diyeceğiz. Evet, dün rozet takıldı genel merkezde. Evet, Ankara'daydı kendisi. Törende. Kemal Kılıçdaroğlu rozetini taktı. Efendim evet. Ender Serbest AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu. Aday olmuştu. Hı-hı. Adaylık olmayınca ne yaptı? Gelecek Partisi'ne geçti. Hı-hı. Bir süre Gelecek Partisi'nde il başkanlığı yaptı. Daha sonra oradan da ayrıldı. Bağımsız siyasetçi olarak siyaset hayatına devam etme kararı aldı. Fakat bizlere dün gelen bilgiye göre de kendisi işte Ankara'daydı, CHP'ye geçti, Kılıçdaroğlu tarafından rozet takıldı. Önce haberimiz var, izleyelim, sonra sözü sana bırakacağım abi. ...2011 yılındaki seçimlerde AK Parti milletvekili adayı olan Gelecek Partisi eski il başkanı Ender Serbest, CHP'ye katıldı. Ankara'ya giden Serbest, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Bu haber CHP kulislerinde şok etkisi yaratırken Serbest'in Ankara'da Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takıldı. Bütün zorluklara cesaretle göğüs gererek partimiz kuruldu ve teşkilatlandı. Bugüne kadar her platformda Sakarya'nın, Sakaryalı'nın sesi olmaya çaba gösterdiklerini vurgulayan Serbest, bu mücadeleyi artık CHP çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Millet İttifakı ile birlikte hareket eden CHP'nin halkın gerçek sorunlarıyla ilgilendiğini, çözüm önerileri ve projeler sunduğunu dile getiren Serbest, CHP'nin öncülüğünde oluşan Millet İttifakı, ülkemizin bulunduğu bu zor durumdan kurtulabilmesi adına halkın tek umudu oldu diye konuştu. Evet, ay konuşamadım. Öncelikle bir kere hayırlı olsun dileklerimizi iletelim ama evet. Yani bana bir insanın, yani sadece Ender Serbest için değil, bunun Türkiye'de çok fazla örneği var. Sürekli siyasi parti değiştirmesi çok samimi gelmiyor. Hı hı. Yani çok inandırıcı da gelmiyor. Ama şimdi Ender Serbest mesela aday adaylığı sürecini hatırlıyorum. Yani yakından da takip ettik o dönemde. Evet. AK Parti mesela o dönemde en çok çalışan aday adaylarından biriydi yani. Sonra aktif olarak da çalıştı. Ama sonra kendi partiyi küstü. Ve, evet. Evet, ayrıldı. Sonra işte Deva Partisi'ne geçti. Gelecek Partisi'ne. Gelecek Partisi'ne geçti. Orada da mesela ayrılırken sorunlar yaşadılar. Evet. Yani normal bir ayrılış evet, değildi yani. İl binasını kapattı, evet. Öyle ayrıldı. Yani tabelayı falan hep indirdi aynen. Her şeyi. Sonra bağımsız çalıştı. Bağımsız çalışmasının ardından da bu karar aldı. Yani demek ki bu süreçte bağımsız olarak çalıştığı süreçte de bir değerlendirme de yaptı. Bellaki. Ve CHP'ye katıldı. Bağımsız çalıştığı dönemde yaptığı istişarelerin ardından
belki de hani burada daha iyi olacağını düşündü her şeyin. Olmazsa nereye geçecek acaba? Yani bir daha İyi parti kaldı. Yok, bir daha bırakır herhalde siyaseti ya. Şey dedim ya artık hani bunu duyunca herhalde dedim Ender Serbest kendi partisini kuracak bu gidişle. Yani işte ama o da maalesef siyasetin içinde emek harcayıp da karşılığını göremeyen insanlardan biri. Bir tanesi evet. Ve CHP kulislerinde de ismi şu an dönen bir isim Ender Serbest. Bu milletvekili adaylığı belirleme süreci var. İşte Engin Özkoç var, mevcut il başkanı var. Yine başka isimler de konuşuluyor. Hatta il başkanı da olabilir mi kulislerde dönen iddialar arasında? Çünkü Ender Serbest hani ne vaat edildi CHP tarafından diye konuşuluyor. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek tabii ki. Hani bir il başkanı adayı mı olacak? Çünkü CHP içinde de böyle kendi aralarında da bir kızışma olduğunu biliyoruz. Bakalım ne olacak? Milletvekili adayı mı olacak? İl başkanı adayı olarak mı gösterilecek? Veya bambaşka bir konuma mı getirilecek? Bakacağız ama konuşulanlar var kulisler arkasında tabii ki. Göreceğiz bakalım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bir de siyaset hareketlendi ya abi. Bu tarz olayları daha çok göreceğiz yani. Siyasetçileri daha çok konuşmaya devam aslında edeceğiz. Aslında çok anormal bir durumda değil yani. Yani alıştık. Ya sadece hani birden fazla partinin içinde yer aldığı için anormal gibi geliyor ama anormal de değil yani. Baktığın zaman Ender Serbest'in yaptığı bir şey yok yani. Sonuç itibariyle emek veriyorsun ve karşılığını alamayınca da partini değiştirebilirsin. Ki Sakarya'da işte, bambaşka bir ortamdan farklı bir ortama geçiş. Görüş çok farklı. Evet. Zıt görüşler orada, yani. İşte insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Ama dediğim gibi bunun bir değerlendirmesi yapılmıştır yani. Ya illaki bir şey bunun hani altında bir şey vardır. Bir şeyler vaat edildiği gibi için CHP gidecek. Bir karaktere, kişiliğe sahip değil yani. İşte konuşulanlar öyle. Bir kafalarda soru işaretleri var acaba mı diye konuşuluyor. Bir de bu Ender Serbest'te editörün yazısı var Medyabar'da. Evet. Okuyabilirsiniz onu. Orada da işte Cevat Keser, eski Pamukova Belediye Başkanı da aynı bu süreçlerden birçok parti değiştirmiş. Öyle, o da olmuş. Yani ilk değil Sakarya'da veya Türkiye'nin her yerinde bu tarz olaylar son zamanlarda özellikle siyasi partiler arttıkça daha da olmaya başladı. Maalesef. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz neler ne gelişmeler yaşanacak. Şimdi abi biliyorsun dün biz programdayken daha doğrusu sabah açıklandı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Karapürçek'te termal su kaynağı tespit edilen alanın turizm bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir imza Cumhurbaşkanı imzaladı bu olayı. Turizm merkezi sınırları da belli oldu. Hatta krokisi falan da çizildi görüyorsunuz. Bu projenin ardından Büyükşehir çıktı. Büyükşehir'in meğersem projesiymiş. Başkan Ekrem Yüce'nin hatta yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili çok da büyük hayalleri var. Yani orayı gerçekten büyük bir temp spor tesis kompleksi hem doğayla iç içe hem de işte termal sudan kaynaklanacak büyük kocaman bir tesis haline getirmek istiyor kendisi. Hayali bu tabii ki bakanlıktan çıkacak karar işte Ankara'dan gelecek onaylar falan bunları önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ve hani dün dedi konuştuk ya şeyi. En gelişmiş iller, ilçeler açıklanmıştı. Evet. Karapürçek 500. sıralardaydı. Yani o haberin ardından aslında böyle bir haberin gelmesi güzel oldu. Hani belki o Karapürçek için bir avantaja dönüştürülmesi gereken projelerden bir tanesi. Belki Karapürçek ön plana bir adım daha ön plana çıkmış olacak bu projeyle birlikte. Büyük... Ya biz bunu sanki geçen aylarda bir haberini yapmıştık. Büyükşehir işte orada bir kazı çalışması yapıyor. Evet. Sondaj çalışması yapıyor. Hani yaptık. Sıcak. Yani suyu bulmak için. Dün de işte arkadaşlar fark ediyorlar. Kararnamede işte bunun imzalandığını. Ama yani bu çok uzun soluklu bir proje. Tabii. Hemen olacak bir proje değil. Yok yok zaten tarih falan yok. Çizmek lazım. Şu an sadece Cumhurbaşkanı tarafından oranın turizm alanı ilan edilmesi onaylandı. Bu proje daha başlanacak. Ne zaman başlayacak? Tam projesi çizilecek, hazırlanacak. Bunun daha işi çok uzun. Evet. Zaten tarih yok hiçbir şekilde açıklamalarda. Başkan Ekrem Yüce'nin açıklaması var.
İlerleyen süreçte bölgenin nasıl değerlendirileceğine bakanlık karar verecek demiş. Hayalimizde kurduğumuz proje gerçekleşirse bizim için bir milat olacak, istihdam sağlanacak, ekonomi canlanacak ve Sakarya kazanacak demiş bu projeyle ilgili. Gerçekten çok büyük bir proje düşünüyor Ekrem Başkan. Ekrem Başkan zaten hayalleri büyüktür. Küçük hayalleri yoktur kendisinin. Bu projede inşallah istediği gibi gerçekleşirse Karapürçek için, Sakarya için yine çok güzel olacak ve çevre illerden de, başka illerden de birçok kişinin tercih edeceği yer Karapürçek olacak. Şimdi var mı söylemesedin abi? Şimdi gidelim doktorlara. Doktorlar efendim biliyorsunuz özlük haklarının iyileştirilmesi için geçtiğimiz ay bir eylem gerçekleştirmişlerdi. 3 gün iş bırakma eylemi yapmışlardı. Yine eyleme gidiyorlar. Sakarya'da doktorlar bayram sonu iş bırakıyor. Bu sefer de tam 6 iş günü çalışmayacaklar. Önce haberin detaylarına bakalım. İlaç firmalarına ödenen eğitim desteği olmamalıdır. Sabim derhal... Özlük hakları, maaş adaletsizliği ve hukuki düzenlemeleri protesto eden doktorlar yılbaşından bu yana iş bırakma eylemleri yaptı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcilerinden taleplerine karşılık verileceği yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen harekete geçilmediğini belirten hekimler, eylemlerini Mayıs ayında da sürdürecek. Acilde ve çocuk acilde günde 300-400 hasta bakıp en ufak bir hatasında milyon liralık tazminatlara mahkum edilen, darp edilen bir meslektaşımın bu şartlarda Cumhurbaşkanımızın da... Hekimsen ile diğer hekim sendikaları Mayıs ayında toplam 6 iş günü iş bırakma eylemi planladı. Buna göre 5, 6, 17, 18 ve 26-27 Mayıs günlerinde kamu hastaneleri ve aile hekimliklerindeki hekimlerin büyük çoğunluğu çalışmayacak. Firmalarına ödenen eğitim desteği olmamalıdır. Hastane randevularında 15 gün sonrasına randevu alınabildiği için doktora çıkacak olan vatandaşların randevularını buna göre almaları önemli. Bir kez daha söyleyelim. 5, 6, 17, 18 ve 26-27 Mayıs tarihlerinde randevu alacaksanız efendim boşuna almayın. Çünkü doktorları bulamayacaksınız gittiğinizde. Ne söylersin abi bununla ilgili? Şimdi 2, 3 ve 4 bayram ve 5, 6 da bayram dönüşü ve sayın doktorlar bu tarihlerde eylem kararı almışlar. Baktığın zaman hani bir 9 o hafta günlük tamamen kapatıyorlar yani. Yani şimdi insanlar zaten eylem yaptığımız zaman mağdur oluyorlar ve insanları özel hastanelere mahkum ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi siz kendi özlük haklarınızdan, taleplerinizden bahsediyorsunuz ama karşınızdaki insanların da durumlarını düşünmek zorundasınız. Sağlık çünkü. Yani ben şimdi bakıyorum bu hafta değil de işte bayram haftası değil de bayramdan sonraki hafta da yapılabilirdi bu. Hı hı. Neden işte atıyorum 2-3-4 orada bir hemen onun arkasından şey niye yani 5-6 Perşembe Cuma işte uzatmışlar. Evet. Niye Perşembe, Cuma? İşte bunu niye daha önce yapmıyorsunuz veya daha sonra yapmıyorsunuz? Yani bir şeyleri yaparken de iyi niyetli veya kötü niyetli veya art niyetli. Hani böylesiniz de demiyorum ama bir şeyleri yaparken de düşünmek lazım yani. Hı. Sonuç itibariyle insanlar zaten siz eylem yaptığınız zaman özel hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar. Mağdur yani, oluyorlar. Sağlıkla alakalı öteleme planınız olamıyor maalesef. Evet, geri dönüşü yok. Yaşadığınız bir rahatsızlıkla alakalı insanlar tedavi olmak istiyor ve özel hastanelere gidiyorlar. Ama ben bu alınan kararın çok doğru olmadığını savunuyorum. Neden bayram haftası bu eylem yapılıyor? Niye bayramdan sonra yapılmıyor? Veya yapılacaksa bir hafta önce yapılsın. 2-3-4 tatil zaten, bayram tatili. Evet. 5-6 tarihlerinde de eylem yapıyorsunuz. Ya manidar bence yani. Neyler? Manidar diyorum bence. Evet. Çünkü aslında mantıklı da düşünmüşler biliyor musun? Çünkü bir 3 günlük bir tatil var kendileri açısından. Tabii o taraftan baktığın zaman işte yani öyle mantıklı. Oluyor ama
çok hoş bir durum değil yani. Değil. Evet, haklı yönleri olabilir sağlık çalışanlarının. Evet. Gerçekten maddi açıdan sıkıntı yaşayabilirler. Haklarını aramak en doğal hakları ama dediğin gibi bir tarafı da mağdur etmemek gerekiyor. Çünkü sağlığın geri dönüşü yok. Evet. Yani bitti. İnsan Allah göstermesin ölebilir, hayatını kaybedebilir, daha farklı sonuçlar olabilir. Tedaviler erteleniyor. Erteleniyor, yani evet. Sonuç itibariyle bu eylemlerden dolayı birçok tedavi de erteleniyor. Evet, öteleniyor yani. Zaten insanlar sıra bulamıyor. Evet. Bir ton yani, sıkıntı var sağlıkta, insanlar şikayet ediyor. Şimdi böyle olunca ediyor. Da şeyler de, muayenehaneler işte kayıyor, hı-hı, tarihleri değişiyor, saatleri değişiyor. Diğer hastalara vakit gelmiyor. Ve bu süreçte de hastalar da mecburen özel hastanelere yöneliyorlar. Mecbur. Ama işte inşallah belki değişebilir bu karar diyorum ama. Bakalım. Yani bakacağız. Çok biraz zor da. Ama, hı-hı, ben de zannetmiyorum ama bakacağız yani. Hükümet de bu konuyla alakalı hani ne yapıyor bu sağlık çalışanlarıyla, evet, ilgili bir adım veya bu insanları rahatlatacak da bir şeyler yapılması lazım. Çünkü gerçekten geçinemediklerini söylüyorlar. Kendilerince illaki haklı yanları vardır. Ama bir kez daha hatırlatalım. 5, 6, 17, 18 ve 26-27 Mayıs tarihlerinde hekimler efendim iş bırakacaklar. Bilginiz olsun. Şimdi korkunç bir görüntü var sırada. Gerçekten korkunç. Hani biz bu ekranlarda, biz haberleri taşımaktan bıktık artık. Yani gerçekten bazı insanlar insanlığından utanmalı, hı-hı, insanlıktan nasibini almamışlar. Bu korkunç görüntüler Sakarya diye paylaşıldı ama gerçek daha sonradan ortaya çıktı. Şimdi bir kez şiddetin şehri, lokasyonu, konumu olmaz. Ya bunu baştan bir söyleyeyim. Evet, bir insanı görüyorsunuz, bir kişi, artık sizler nasıl konumlandırırsanız konumlandırın, bir köpeğe şiddet uyguluyor, adeta işkence de ediyor diyebiliriz ya buna. Öyle böyle de bir şiddet evet, değil yani. Evet yani, oynatır mısınız arkadaşlar görüntüyü? Ses yok zaten, sessiz oynatın, verelim bu sırada. Yani biz mozaiklemek zorunda kaldık bazı işimiz gereği, açık veremezdik bu görüntüyü zaten. Ama gerçekten çok kötü, çok iyi şey... Korkunç, evet bu ifade çok doğru. Korkunç bir görüntü. Bu görüntü 6 ay önce kaydedilmiş ve Sakarya'da kaydedildiği iddia edildi. Sosyal medyada da, evet, sürekli paylaşılan bir görüntü ama emniyet daha sonra bu haber sonrası araştırma yaptı ve, hı-hı, Sakarya değil. Değil, evet, Sakarya'da çekilmemiş. Sakarya çekilmemiş bir görüntü. Fakat şöyle bir şey var. Yakalanan şahısların Sakaryalılar büyük ihtimal Sakarya'daki adreslerine baskın yapılmış. Hı hı. Ve şahısların uzun bir süre önce de Sakarya'dan ayrıldıkları öğrenildi. Konuyla ilgili de ikamet ettikleri illerin emniyet müdürlerine bilgi verildi. Artık neredelerse bu şahıslar, o emniyet müdürlerine bilgi verildi. Yani bu nasıl bir düş şey, zevk? Bakar mısın ayağıyla ne geçiyor yani eliniz? Yumruk o hayvan atıyor hayvana. Ne yapmış olabilir ki? Ya ben çok merak ettim. Hani bu kadar öfkelendiren ne acaba bu kişiyi? Hani Sakarya'da çekilsin, Ağrı'da, Hakkari'de çekilsin, hiç fark etmiyor. Evet. Ya hayvana bir şiddet uygulanıyor. Bunu hayvan yapan insan olamaz ya. Azerbaycan'dan cins köpekler getirip Sakarya çiftliği olan bir villada kafeslerde tutup satıyorlarmış, evet, bir de. Hani yaptıkları da zaten resmi bir şey değil. O daha ayrı bir boyut. Bir de kendisiyle ilgili iddialar korkunç. Ya farkında mısın? Bu hayvanlarla alakalı her geçen gün bir şey var. Farklı bir şiddet haberleri, evet, çıkmaya başladı. Ama ben anlamıyorum. Ne geçiyor ellerine? Ya sonuç itibariyle savunmasız hayvanlar herhalde kendilerini bu şekilde tatmin edebiliyorlar. Ben anlamıyorum. Hiç Allah korkuları da yok herhalde. Ya o zaten yok da ama bu haberler çok arttı yani. Çok. Son günlerde, son zamanlarda hayvanlara yapılan şiddetin artık dozu ciddi oranda arttı yani. Evet, acaba hani açıklamasını, ben bu şahsın inşallah yakalanır ifadesini çok merak ediyorum. Eğitmek için mi yapıyor, itaat etsin diye mi yapıyor, kendine korksun diye mi yapıyor artık? Ama yok ya, yazık günah. Ya böyle itaat etmesi için yazık böyle yapılır günah mı ya? Yok ya. Üstüne basıyor ya resmen. Ayağıyla tekmeliyor. Allah'ınızdan bulun. Gerçek. Onlar da bir canlı. Allah'ınızdan bulun yani. Evet. Sinirlerimiz geriliyor böyle görüntüleri görünce.
Evet, yerel gazetelerle başlayalım. Günün manşetlerinde bakalım neler var. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle başlıyoruz. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi Sayın Ekrem Yüce'nin açıklamalarını manşetine taşımış. Büyük yatırım değişim getirecek başlığıyla bugün manşetine yer vermiş. Bu arada gazete kokuları da acayip ağır. Evet, yani, matbaa kokusu. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü temaslarında bulundu. Yüce, Dağlıçayır'ın barajının bölgenin gelişimi ve değişimi için çok önemli olduğunu vurguladı demiş. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Dağlıçayır'ı barajı ile alakalı yapılan lansmanla tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 1,5 milyar liraya evet. mal olacak. Bu yatırımı da dün Ferizli ve Söğütlü'de belediye başkanlarıyla da paylaşmış oldu Ekrem Sayın Yüce. Ekrem Yüce. Evet, Söz Sakarya gazetesiyle devam ediyoruz. Sakarya'da 52 köprü yıkılmalı başlığıyla vermişler haberi. Sayıştay tarafından hazırlanan taşkın risk raporuna göre ilimizde kontrolü yapılan köprülerden 52'si mevzuata uygun bulunmadı. Rapora göre olası afetlere karşı bu köprülerin yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor demiş. 52 köprü de iyi sayı. Evet. Sakarya 52 köprüyle en fazla uygunsuz köprü ve menfezin tespit edildiği 6. il oldu. Raporda dere yataklarının üzerine inşa edilecek köprü ve menfez gibi sanat yapılarının projelendirilmesinde taşkın riskinin yeterince dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Rapora göre muhtemel taşkınların etkilerini arttırma potansiyeline sahip Sakarya'daki 52 köprünün yeniden inşa edilmesi gerekiyor demiş. Bu konu hiç daha önce gündeme gelmemişti. Yok, evet. Yani güzel başlık. 52 ciddi bir rakam. Hele ki böyle Sakarya gibi deprem bölgesi afetlerin olduğu bir evet, şehirde. Akarsuların bir çok evet. olduğu yerde bu kadar sayının yüksek olması da korkutucu. Ve biz hep zaten şey ya bak 6. sıradaymışız. Nerede kötü bir şey var orada sıralamalarda ilk evet, ondayız da. Evet, hemen giriyoruz o sıralama ama ya, iyi hemen. Bir sıralamada yokuz yani. Bak 70'e bile giremedik evet. dün yani. Ben hala oradayım. Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Dönüşüm şart başlığıyla vermişler haberi. Sakarya'nın acilen kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Başkanı Semih Uçar, mevcut yapıların büyük risk oluşturduğunu belirtti demiş. İmar planları ile ilgili açıklama yapmış Sayın Başkan Semih Uçar. Açıklaması şu şekilde: İmar planlarının sürekli değiştirildiği aşikar, planlarının da tüm Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi değişmeyen planlar olmasını arz ediyoruz. Çünkü aksi halde şehrin tarım arazileri imara açılıyor. Dolayısıyla şehrimizin adına yanlış kararlar alınmış oluyor evet. demiş. Dönüşüm. Evet. İşi bilen uzmanlar hep dönüşüm diyor. Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Gün gazetesi de emekliye, EYT'liye müjde yerine hüsran başlığıyla vermişler haberi. Bilindiği üzere emekli ve EYT'lilerin evet. beklentisi vardı. Ve emekliler Sayın Bakan, yıkıldı dün. Evet, dün Çalışma ve Sosyal Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bakan Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini belirtirken, ikramiyelerin artışı ile EYT'lilerin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Sayın Bakan'ın açıklamaları şu şekilde: şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten 3 ay önce %50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. 3600 ek gösterge bu yılın sonunda meclisten çıkar diye düşünüyorum. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan kesimle ilgili tartışmalar bazen mecliste oluyor. Şu anda gündemimizde evet. bu da yok demiş. Yalnız ne var biliyor musun? Bu çok dillendirilmişti aslında. ve bu mesela Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla
tabii bazen Cumhurbaşkanı açıklamaları falan çok örtüşmeyebiliyor. Şimdi bu asgari ücret konusunda mesela evet. Vedat Bilgin yok dedi kesinlikle ama olmayacak Cumhurbaşkanı gibi. Bir yeşil evet. ışık yaktı. Şimdi mesela emekliye bayram ikramiyesi geçen yıl 1100 liraydı. Emekli işte geçtiğimiz gün getirdik ekranlara 2000 liraya yakın istiyor. Şimdi Vedat Bilgin yok diyor ama Cumhurbaşkanı çıkıp verdik diyebilir yani. Böyle örtüşmüyor çok fazla. O yüzden hani belki Cumhurbaşkanı bir adım atar. Evet. Karar değiştirir. Bayrama daha var çünkü hiç de belli olmaz. Bir müjde gelir belki. Evet olabilir. Öyle Yeni olabilir. Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Sakarya Gazetesi de Erdoğan imzayı attı. Yüce müjdeyi verdi başlığıyla. Manşetine bugün yer vermiş. Biz alt başlıktan bir haberle devam ediyoruz. Diğer gazetelerde ve medyavar.com'da bu haberi işlediğimiz için. Işık Su iddiaları yanıtladı başlığıyla haberi vermişler. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ecevit Keleş'in Ada Hayat Projesi'ne ilişkin basın aracılığıyla yönelttiği soruları yanıtladı demiş Yeni Sakarya Gazetesi. Bilindiği üzere Ada Hayat evet. Projesi ile alakalı Sayın Cumhuriyet Halk Partisi dün İl Başkanı yöneltti. Ecevit Keleş'in bazı soruları vardı ve bu sorulara Sayın Işıksu da cevap verdi. Ve malum İl Başkanı. Arkadaşlar tam ekran verirsek yaptığı açıklamadan bir kısmını okuyalım. CHP'nin malum İl Başkanı yine hiç araştırma yapmadan, kamuoyunu takip etmeden, şehir insanı ile istişare etmeden çok talihsizce bir açıklama yapmış ve bize sorular yöneltmiştir. Adalet projemiz ile ilgili şeffaflıktan ve istişarelerimizden hiç ödün vermedik, vermeyiz. Ve Sayın İl Başkanı'nın merakını yeniden giderelim ki bir daha kamuoyunda yer edinmek adına bu konuda girişimlere bulunarak şehrimizi meşgul etmesin diyerek bir açıklama yapmış. Malum İl Başkanı. Malum İl Başkanı şeklinde. Ama muhalefet soracak. Muhalefetin işi bu yani. Yani. Muhalefet soracak, iktidar böyle tepki gösterecek veya cevaplayacak. Evet. Ecevit Keleş de sormuş. Yani ben okudum çok da... Böyle aman aman sorular yok. Ben cevaplanabilecek sorular sormuş bence Sayın Keleş. Ama bir baktık malum il başkanı Mutlu Işıksu'dan ben hiç böyle bu zamana kadar görmedim böyle bir açıklama. Ya bu proje çok önemli. Hassas Adapazarı bir proje hakkında zaten. Ve gerçekten ciddi konuda hassas bir çok proje. Çok göz bebeğim diyor. Yani orada bir de insanlar hani esnafla işte çok uzun süren bir istişare ve devamında işte projenin hazırlanması ve onayın alınması gerçekten çok hassas bir dönem. Çok, evet. Onun için başkan da bu konuyu çok önemsiyor. Çok önemsiyor. Böyle de ben malum il başkanı diyeceğim. Sana çok evet. şaşırdım. Çünkü Sayın Işıksu'dan asla beklemeyeceğim bir şey çıkıştı. Şaşırttı yani. Yeni Haber Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Haber Gazetesi de Sakarya Termal Cennet olacak başlığıyla Sayın Ekrem Yücel'in açıklamalarına yer vermişler manşetlerinde. Biz farklı bir haberle devam ediyoruz. Kuyrukları hak etmiyoruz başlığıyla vermişler. Başka bir haberle başlığı. Memleket Partisi İl Başkanı Fatma Kurtuluş, tüm il örgütleri ile eş zamanlı yapılan basın açıklamasında siyasi partileri seslendi. Ortak akıl için çalışmaya hazır olduklarını belirten Kurtuluş, Türkiye'deki ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukları hak etmiyoruz. Marketlerde un, şeker, yağ için oluşan kuyrukları hak etmiyoruz demiş evet. Fatma Kurtuluş yaptığı açıklamada. Evet, Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizim Sakarya Gazetesi de yine aynı şekilde Büyükşehir'in termal haberini manşetine taşımış. Biz farklı bir haberle devam abi, ediyoruz. Hep verdiğimiz evet. haberler. Dün mesela çok güzeldi gazete evet, manşeti. Evet, hepsine kadar evet. farklı farklıydı. Budaklar'da 700 kişilik iftar başlığıyla verilmiş haber. Sakarya'nın en eski yerleşim yerlerinden Adapazarı ilçesi Budaklar Mahallesi'nde geleneksel iftar programı düzenlendi. Budaklar Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen iftar programında mahalle halkından Aşçı Birol ve Bekir Argıncıgil kardeşler ve ekibi tarafından 700 kişilik iftar yemeği hazırlandı demiş. Fotoğrafta da evet. görüyorsunuz. Ya şimdi Ramazan ya, günden evet. biraz daha
kısır geçiyor. Çok bir şey yok açıkçası gündemde. O yüzden gazetelerde bazen, mesela dün çok güzeldi, bugün biraz daha zaman zaman aynı çıkıyorlar. Zaman zaman olabiliyor. Farklı. Evet. Bu arada bu hafta Sakarya'nın iki tane konuğu var. Davutoğlu ve Destici gelecek efendim. Evet. Cuma günü sanırım ikisi Cuma de. Günü geliyorlar. Akşam geliyorlar. Cuma günü yoğun bir trafik var Sakarya'da. Şimdi yerel böyleydi. Ülke gündemine bakalım. Hemen Hürriyet Gazetesi'yle başlayalım. Hürriyet Gazetesi bugün başkanların et tartışması başlığıyla çıkmış. Türkiye'de mızlık koyun keçi yetiştiricileri Merkezi Birliği Başkanı Nihat Çelik'in açıklamaları var. Et baronlarının %24 zam yapmak için aralarında anlaştıklarını söyledi kendisi. Pirzola 130 lirayı, kuşbaşı 110 lirayı geçmemeli dedi. Çelik'e Kasaplar Federasyonu'ndan da yanıt geldi. Et alındığı gibi satılmıyor ifadeleri kullanıldı. Yani şimdi belki bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra bu açıklamalarla birlikte ete bir kez daha zam gelebilir veya et ama ürünlerine. Ama ihtiyaç yok diyorlar yani ete. Şimdi acaba zamda. Başkan niye böyle bir iddia ortaya attı? Et baronlarının %24'lük bir zam. Evet. Bu da ciddi bir şey. Rakam da ciddi. %24 az bir rakam da değil yani. Üreticiden 60-80 liraya aldıkları yerler var ama 200 liraya pirzola, 150 liraya kuşbaşı satıyorlar dedi. Ve çelik, incik, pirzola, gerdan gibi kaliteli etin 130 liraya, kuşbaşının 110 liraya geçmemesi gerektiğini söyledi. Kasaplar Federasyonu Başkanı da canlısını 60 liraya satıyorlar. O koyununu yetiştirsin. Et alındığı gibi satılmıyor. Etin %20'si kemik. Firesi var. Satış süresi, firesi, işletme masrafı, elektrik masrafı, dükkan kirası var da var demiş kendisi. Acaba bu açıklamadan sonra zam doğrulanmış mı oluyor ki? Yok yani doğrulanmış olmuyor. Hani bir acaba. Sonuç itibariyle başkanın da yaptığı açıklama o da kendince bir şeylerin hesabını yapmıştır. Yapacak, haklılar. Açıklamayı yapmıştır. Yani ama bakalım bu bayramdan sonra ette ne olacak? Zaten artık yani her şey çok pahalı. Evet. Hani et de tavuk bile çok pahalı ya. Tavuğun göğsü kaç? 34-30 küsür liralarda. Tam hatırlamıyorum ama o da çok pahalı yani. Tavuk da etle hemen hemen bir araya geliyor. Yarışır hale geldi ama et de şu an başkanların et tartışması var efendim. Bu konuyla alakalı gündemde. Ve Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi de Kur'an düşmanlığına büyük öfke manşetiyle çıktı bugün. İsveç'te ırkçı grupların ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim yakarak İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonuna tepki yağmış. Sabah gazetesi bunu taşımış. Türkiye Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırılara çok sert tepki gösterdi. İşte bazı açıklamalar var. Ben bir tanesini okuyayım. Sayın Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa'dan ölen Filistinli sayısı 18 oldu. Batı'da neo-naziler destekleniyor. İslam düşmanlığı ve ırkçılık insanlık suçudur ki o Mescid-i Aksa'da yine hareketlilik evet. var abi biliyorsun. Allah yardımcıları olsun. Bunun üzerine de Sabah Gazetesi yapılan açıklamaları manşetine taşımış bugün. Ve Sözcü Gazetesi de yine muhalefetin dediğine geldiler demiş. İktidarda Suriyeli mültecileri artık göndermek istiyor. Son birkaç günün evet. gerçekten Türkiye'nin gündeminde olan mülteciler, bayram geliyor çünkü herkes ülkelerine gidecekler. Siyasette de bu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ne demişti denmiş. Suriyelileri davul zurnayla ülkelerine göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Suriyelileri onurları geri dönüşleri için çabalıyoruz. Ve Devlet Bahçeli bayramda ülkesine giden Suriyeliler dönmesin dedi dün grup toplantısında yaptığı açıklamada. Muhalefet Suriyeli mültecileri göndereceğiz derken iktidar karşı çıkıyordu. Şimdi 180 derece döndüler demiş Sözcü gazetesi. Millet İttifakı yıllarca mülteci sorununa çözüm önerdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla ve kendi iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz dedi. İYİ Parti lideri Akşener de anlaşarak göndereceğiz dedi. Cumhur İttifakı bu söylemleri sert eleştirdi. Erdoğan daha geçen ay mültecileri göndermeyeceğiz, ev sahipliğine devam edeceğiz diyordu. Ne olduysa oldu. Önceki gün iftarda Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli de bayramda ülkesine giden Suriyeliler dönmesin. Ki gidebiliyorlarsa hep diyorlar ya mülteci değiller zaten, evet. sığınmacı olmuyorlar. Ki ama bu ara şey de var mesela duyuyoruz, sınır dışı edilme muhabbetleri de var hani evet, Türkiye'den çok evet o muhabbetler de var. Bakalım şu an Türkiye'nin konuştuğu gündemlerden bir tanesi
bu mülteciler. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi halkın önünde duramadılar manşetiyle çıktı. Yurttaştan tepki, Cumhur İttifakı'nın sığınmacı politikasında geri adım attırdı üst başlığıyla çıkıldı. Yine sınırdan kaçak girişlerle göz yuman AKP'nin sığınmacılara yönelik politikası çöktü. Kadınların görüntülerinin gizlice çekilmesi ve artan şiddet olayları nedeniyle halkın tepkisi her geçen gün yükselirken Cumhur İttifakı söylemlerini değiştirmek zorunda kaldı ki az önce Sözcü Gazetesi'nde okuduk. Cumhurbaşkanı açıklamalarına yer vermişler. Ve son gazetemiz Posta Gazetesi efendim. Posta Gazetesi de dehşete oyuncak bebekle anlattı başlığıyla çıktı. İzmir'de cinsel istismar uğrayıp fuhuşa sürüklenen zihinsel ve işitme engelli 16 yaşındaki kız çocuğu konuşma güçlü olduğu için yaşadıklarını oyuncak bebekleri kullanarak anlattı. Kız çocuğunun bu anlatımı susuz olduğunu iddia eden zanlı Hasan Kağan'ın 20 yıl hapis cezası almasını sağladı. Ya ben bu tarz haberleri okuyunca çok midem bulanıyor. Allah ya çok şey söylemek istiyorum da söylenmiyor burada ne yazık ki. Allah'tan hapse atılmış, 20 yılda hapis cezası almış. İnşallah çıkamaz yani oradan. Ya Allah ıslah etsin ya. Ne hale geldik. Ay evet bir kez çok daha söyleyelim. Haberler. Evet. Bugün maç var. Evet Sapanca Spor. Sapanca Spor'un Yalova'da Bayburt Kaçlı'la karşılaşıyordu. Hemen bakıyorum söylüyorum. Yani artık böyle maçlardan o kadar çok takım telaffuz ediyoruz ki bu ara. İnsan yani, aklında kalmıyor. Hemen söyleyeceğim. Bayburt 1918. 1918 ile karşılaşacak Sapanca evet, Spor Süper saat 3'te. 3. Lig playoff mücadelesinin ilk karşılaşması. İlk karşılaşması. TV 264 ekranlarında olacak. Bayburt 1918 takımıyla karşılaşıyor Sapanca Spor. Bu yayında bu ekranlardan canlı olarak sizlere aktarılacak. Evet. Programın sonuna geldik evet. Herhalde. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyorum ben. Hoşçakalın. Evet efendim bir gün daha noktalamış olduk. Artık haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Saat 15'te maçı tekrar söyleyelim. İzleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.